Heyecandan mıdır, nedir? Girişte... Tökezledi kız. Evet. Niye yardım etmiyorsun? Ben mi? Ediyorum. Sen tecrübelisin buranın. Eskilerinden... Estağfurullah. Ha, orada bir şey var idi de ben ona takıldım. Bu kadar da beklemiyorum. Şurada bir şey var idi de ona takıldım. Ha, burada bir şey yok. Yoksa sen tökezlemedin ya. Yok. Yani. Ben tökezlemem. Hiç tökezlemedim hayatımda. Oturuyor mu? Acık heyecanlandım. Otur tamam, otur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Naime. Hoş bulduk. Bizimle berabersin. Kırmızı çok yakışmış. Gerçekten. Evet. Ben de hiç kendime yakıştırmam. Allah razı olsun. Rica ederiz. Nasıl buldun İbrahim'le çalışmayı? Beni kolay buldu. Hemen buldu. Yeni gelmez, bu İbrahim dedi. Ha, arkada oturuyordu. Arkamda dönüktü. Ama hemen buldu. Hemen buldu. Evet. Niye acaba? Sizce? Şu an beni kim görse tanır arkadan. Öyle biliniyorsun. Seçiliyorum yani. Evet. Göze çarpıyor hemen girişte. Onu gördüm. Dedim ki ben bununla oynamak istiyorum. Ben bunu dedim. Bunu istiyorum. Bana başka birini vermeyin dedi. Bunu verdim. Hep beraberiz lan sonra. Evet. En çok neyini seviyorsun İbrahim? Şiş, sakın. En çok ben onun toplu oluşumu, dik sağlam duruşumu seviyorum. Evet. Çok bir daha arkadaşım tökezlersin. Bittim ben onu çıkarken. Öyle mi? Hadi hayırlı olsun dedim. Biraz fazla oldu. Evet. Dedik, çok hayırlı olacak demek ki. Evet. Hoş geldin efendim. Ecem Erkek bizimle beraber olacak. O zaman bir artık. Biz burada Sevim, Nilüfer ve Mehmet'e de selam göndermek. Hangi kamera seçtin? Özel kamera, barıştayım. Peki o zaman. Bir daha başlayalım. Tökezlerse yardım et. Tabii. Tökezleme kız. Tökezleme. Ayakkabı büyük geldi ki. Her şeye laf etti, bir tek kendine etmedi. Buyurun. Yani bravo İbrahim. O kadar daire içinde. Niye benim dairem efendim ya? Ya niye benim dairemde yapılıyor bu toplantı? Cevap ver Allah aşkına ya. Hayat. Sus şimdi... konuşma. Saçma sapan konuşma. Sen benim saçma sapan konuşup da benim damarıma basma. Özür dilerim hayatım. Konuşsana be adam. Dilini mi yuttun? Ha. Affedersin hayatım. Bırak Allah aşkına. Ben sana öyle mi öğrettim? Öyle mi kabartılır? Ya Rabbim ya. Kaç tane mobilya yedin öyle ya? Vallahi. Evet yedim. Ya bir tane apartman yöneticisine lafını geçiremiyorsun sen. Böyle iyi kabarabilirdin. Ben de ikna oldum. Bir tane apartman yöneticisine sen lafını geç. Dur. Çok saçma. Her şey için. İyi fikir. Ya erkek dediğin apartman yöneticisine lafını geçirendir. Kim ki apartman yöneticisine lafını geçirir, o erkektir. Geçiririm hayatım lafını. ama yani şöyle düşün. Sen şimdi bu üç numaradakileri sevmiyorsun nefret ya. Ediyorum. Onlardan haz etmiyorsun ya. Onları apartmandan attırmak için bir fırsat gibi düşün bu akşam bizim evdeki toplantıyı. Fırsat. Öyle düşün yani. Fırsat, öyle bir fırsat geçti ki benim elime şimdi bu evde. Şimdi bunlar gelecek. Ben o gelenlere de gazı vereceğim. Ondan sonra hor ateşi atacağım ortaya. Bunları kovduracağım apartmandan. Bak sen gör beni izle. Ama sen de kötüleyeceksin. Koca dediğin ne yapar? Ne yapar? Hem kabartır hem kötüler. Kabartırım, kötülerim. Hepsi haklısın. Niye sevmiyorsun ama üç numaradakileri? Ya en sevmediğim çift modeli. Mıç mıç mıç, yılış yılış, möcür möcür bir çift. Nasıl? Möcür möcür. Böyle daha böyle şey bir çift. Hani sen ben gibi değil. Bunlar nasıl bir çift ben bilmiyorum artık. Geldiler, ben bakayım. Nereye gidiyorsun? Kapıyı açacağım. Ben seni kabarttım mı? Hayır. Önce bir kabartacağım. Her yerim. Zengin görünmemiz lazım. Haydi kapıyı. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Estağfurullah. Zor geldi. Hoş geldin. Size daha hoş geldin. Benim hoş geldin. Ay efendim, bu İbrahim dedi ki bunlar bizim evde toplanacak. Mutluluktan delirdim. Ben kafaları yedim, halıları yolluyordum, geldiniz. Hoş geldiniz. Başka. Kudret Beyciğim lütfen ayakta kalmayın. Ay.
Naimen'cim, o kadar kibar olmanıza hiç gerek yok. Siz Kudret'e çöv çöv deyin, o anlar. Çünkü ben etrafta hiç kibar kadın görmediğim için kibarlık görünce alışmamış olabilirim. Sen kadın gördüğün için şükret bence. Lan toplumun içinde sen niye beni böyle aşağılıyorsun, insan yerine koymuyorsun beni? Sen insan olmadığın için, öküz olduğun için sen ben ne hak ediyorsan onu yapıyorum. Sus, bizi rezillettin herkese. Ya sus, kendimizden beni temizlemeyecektin. Beni delirtme. Sesini kas. Sesini kas. Tamam. Sesini kas. Efendim, efendim bakın. Saat 20:00'da toplantı var dedik değil mi? Evet. Saat 20:00. Bakıyorum efendim, 3 numara yok. Ya bu böyle olmaz, ben sinirleniyorum ama. Ay, Mesut Bey. Mesut Beyciğim, sinirlenmeyin efendim. Bakın siz bu apartmanın yöneticisisiniz. Allah muhafaza size bir şey olursa biz ne yaparız efendim? Gülşen Hanım, sağ olun. Kapı çaldı. 3 numara geldi, 3 numara geldi. Git kapıyı aç. Açayım. Mesut Beyciğim, biz bugün bu 3 numara meselesini çözelim, ne olur. Ya apartman sakini dediğin sakin olur. Bunlar apartman manyağı çıktılar. Ben de nefret ediyorum 3 numaradan. Tiksiniyorum. Onlardan ben de şikayetçiyim. Siz iyi misiniz hanımefendi? Genel bir sinir yani bu. Hayat böyle geçiyor. Çok hümanistsin, çok. Kapa çeneni. Hümanlık. Efendim, sakin olun. Efendim, lütfen. Lütfen, bakın toplantımızı yapalım. Herkes söyleyeceğini söylesin. Ona göre ben de kararımı vereyim. Evet. Haksızlarsa yolları sepetleriz, giderler. Ama benim iki tarafı da dinlemem lazım. Evet. Buyurun, buyurun efendim, buyurun. Ya kusura bakmayın, biraz geç kaldım. Hep var ya bu deli manyak yüzünden, ha bunun yüzünden. Ya! Bak, sözlerini söylemeyeceğim, tamam mı? Lütfen söylemeyin. Lan ne söylemeyeceğim? Ya tam evden çıkacağız. Ha bu deli manyak, ha bu canını yandığımın elbisesi yeni. Sen bunu giy, evin içinde bir salın. Öle 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 öle. Adeta bir ceylan yavrusu. Ya ben bunu görünce yemin ederim dışarı çıkamadım, biliyor musun? Ya salak! Öyle yapma ya, çok utanıyorum. Ulan utanmak bir insanda bu kadar mı güzel durur ya? Kız azıcık gel sarılayım. Aman aman! Azıcık gel sarılayım. Aman aman! Azıcık, aman, aman. Azıcık gel sarılayım. Aman aman! Ya, aman, aman. Ya sen bunu! Çabuk getir, çabuk. Neredesin? Çabuk. Geldim, geldim, geldim. Ah, çok Allah korktum. Aşkına. Çok korktum. Sarılmayın ya, bir iki dakika durun Allah aşkına. Tamam, evde sarılırım. Hakkım evde saklı kalacak ama, tamam mı? Yapma. Ya biz niye toplandık, problem ne? Beyefendi, problem sizsiniz. Ya bütün apartman sizden şikayetçi. Ben de yönetici olarak karar vereceğim. Kim haklı, kim değildi. Evet. Fakat karar vermek de en çok size yakışır. Çünkü omuzlarınız geniş. Hayır. Geniş omuzluya karar vermek yakışır derler. Ay, omuz demişken. Ben diyorum ki ceviz alayım da kırıp yiyelim mi? Yiyelim efendim. Ceviz proteindir. Efendim, evet. Nedir bu ikisinden şikayetiniz? Buyurun. Ben... Efendim, sürekli bir gürültü patırtı ya. Vallahi yıldık sizin daireden. E, haklı. E, canım çok normal. Çünkü biz çoluklu çocuklu aileyiz yani. O da haklı. Ya siz ikisi çoluk çocuk değil, sürü. 42 tane çocuğunuz var. Niye durmadınız ya? 50'ye tamamladınız onu. Yapmayın bunu artık ya. Yeter artık. Milletin alt katından, komşusundan böcek yürür. Sizden çocuk yürüyor bize ya. Geçen yanlışlıkla bir tanesini eziyordum. Böyle saçma şey mi olur ya? Artık çocuk yapmayın be! Yürümeyin artık artık. Yeter ya! Ya nasıl yapmayın bundan çocuk ya? Ya şunun güzelliğine hele bir bak! Ya hele bir bak ya! Şu elma yanağını komposto yaptığımın kızının çocuğuna bak, bak. Ya ben bunun genlerinin gelecek nesillere nasıl aktarmayayım? Kız bak geliyor. Ya lütfen beni
Nerede öveyim seni? Aa, nerede öveceksin? Nerede öveyim seni? Kız, seni veli toplantısında mı öveyim? G8 zirvesinde mi öveyim? Kız, ben seni nerede öveyim? Gel azıcık seveyim sana. Ay, canım. Dur, bir dakika. Durun, hoş! Dayı bırak, yanarsın be! Pardon ya. Sen onu tutamıyor musun? Gerçekten öyle işin içine girmiş ki. Ben dostumu tanıyamadım. Evet, bayağı konsantre rolüne yani. Aziz Bey pes. Nasıl oluyor bu? Konsantrasyon nereden geliyor? Bu çifte bayılıyoruz biz, değil mi? Gerçekten bu. Yemin ediyorum Bilal öyle hayran hayran Mehtap'la konuşuyor ki ben Mehtap'ı gördüğümde başka yerde yani provada falan böyle oluyorum. Ben çok özeniyorum bu çifte. Evet. Nasıl oluyor? Nereden alıyorsun bu ilhamı? Yokluktan. Yılların birikimi. Yani... Bugün için yaşadım. Bu skeçleri seviyorsun o zaman. Bayılıyorum, keşke hep yazsalar bunları. Şeyden, ayırmadan alalım. Buyurun. Nerede öveyim kız seni? He? Veli toplantısı mı öveyim yoksa G8 zirvesinde mi öveyim? Kız nerede öveyim seni kız? Gel azıcık sallayayım seni. Gel seni. Gel azıcık sallayayım seni. Tamam. Gel azıcık. Dur. Allah havalara kaldırdı. Mehtap! Çok korktum. Ben de çok korktum. Neredeydin Allah'ın cezası? Neredeydin? Hoşt ya. İt dalaşı gibi bu ne? Ya burada ciddi bir mesele konuşuyoruz Allah aşkına. Vallahi elim ayağım titredi benim ya. Vallahi Mesut Bey, gördüğünüz işte durum ortada. Yani ben de şikayetçiyim bunlardan. Efendim bak, it dediniz aklıma geldi. Bunlar geçen de herhalde köpek mi neyin almışlar, sabaha kadar uludu durdu o köpek. Yok, biz köpek falan almadık. Ha, benim Bilal'imin uğultusudur. Yok, duydum, kulaklarımdan duydum. İşte köpek gibi uluyordu. Yok yok, abla bendim o. Ya benim bal dudaklım, anasına yatıya gitmişti o gece. Ben hasretinden aa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 
Ya salaklık böyle şeyler senin mi? Küçüktün, seni çok beğeniyorum ya. Ben sana boş muyum sanıyorum? Nefsiz beni sağlıkçım. Sen ne olacak ya? Ya Allah! Mehtap! Mehtap burası içeri değil gülüm. Ya vallahi bıktım ha. Bunların fıçık fıçıklığından biz sıkıldık. Yeter. Ya bu kadar mıç mıçlık lisede olur ya. Sen lise çağındayken mıç mıç olursun. Ama yetişkinsin, evlendin. Yetişkinler yapmaz böyle. Değil mi İbrahim? Evet. Mıç mıçlıktan sıkıldık. İstemiyoruz. Allah Allah. Geçen gün ben bahçeye indim. Apartmanın bahçesinin çimlerine böyle Mehtap diye yazmış. Çiçekleri falan hep yolmuş terbiyesiz. Hayır efendim, yani apartmanın bekar fidanları olarak biz de maruz olmak zorunda değiliz böyle görüntülere yani. Haklısınız Gülşen Hanımcığım. Hanımcığım diye dilleriniz ne? Ev yapımı dondurma var. Yer misiniz? Bir tadına bakarım ya. Evet, başka şikayeti olan? Efendim, bu geçen 14 Şubat'ta öyle bir sarsıldı ki etraf. Aa. Biz mahallece deprem oluyor. Salıp apartmanı boşalttık ya. 14 Şubat he. 14 Şubat ha. Ya Bilal Bey, kendinize gelin lütfen. İnsanlar haklı. Ya her ay zemin etüdü yaptırıyoruz. Evi temelden sarsmışsınız. Olmaz ama böyle ya. Ya şimdi 14 Şubat'ta abi bal yanağına kaymak sürüp yediğiminin kızı bağ bir sofra hazırlamış.
Hele hele hele. Abi lan mum ışıklı. Ben şimdi bunu görünce tabii sevinçten... ...böyle vay diye diye hep tabanına vurdum evin. Biraz sarsmış olabiliriz. Ama ne yapalım ya? Biz sevgimizi çok yüksek yaşıyoruz biliyor musun? Ya yaşamayın ya yüksekten yüksekten sevginizi. Allah Allah. Ya evli dediğin böyle mi olur ya? Sürekli bir öpmeler, sürekli bir aşk sözleri. Ben bunu ne zaman öptüğümü hatırlamam. Sor bilmem. Ya değil mi İbrahim? Biz böyle şeyler yapıyor muyuz Allah aşkına? Asla. Böyle şeyler yapılmamalıdır evlilikte. Öyle güllermiş, hediyeymiş, çiçekmiş falan bunların hepsi... ...eşim Instagram'a evlilik fotoğraflarını yüklediği gün bitti. Aa, neden? Siz birbirinizi sevmiyor musunuz? Ya şimdi evlisin diye illa birbirini seveceksin diye bir kural yok yani. Allah Allah. Bak kudretlen bana. Ben seviyor muyum kudret? Nefret ediyorum be. Ama bak Allah'ıma çok şükür. 15 yıllık evliyiz. Daha bir sorun yaşamadık. Asla. Konuşma be. Ben sana konuşacağım. Beni devletti artık. Sus. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben şimdi anlamadım yani. Ben bunu seviyorum. Okuz gibi aşığım buna ama sarılmayacağım, öyle mi? Ya Allah aşkına siz deli misiniz ya? Ya ben... Ya şuna bir bak Mesut abi! Ya bu sevilmez mi Allah aşkına ya? Ya ben bunu o kadar seviyorum ki heykelini dikesim geliyor. Ben şimdi buna nasıl sarılmayayım? He? Ya salak! Bazı dişlerine bak! Sen asıl kendine bak ya! Sen kara gözlerine bak, o kömür gözlerine bak! Yemin ediyorum baktıkça içim ısırıyor ya! Hoşuna mı gitti? He, hoşuma gitti. Beyim değil misin? Gitti. Hoşuna mı gitti? He, gitti. Birazcık seveyim lan. Ne yaptılar oraya? Hadi. Mehtap! 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 Ay çok kötü oldum. Neredeydin? Dur, anam bu ne ya? Her yerimi sevdiler. Sevilmedik yerim kalmadı. Yemin ediyorum çok mağdurum ya. Aman. Mağdur olan biri varsa o da benim. Seninle evlendiğim günden beri mağdurum. Şu arada kaldı. Keşke geberip gitseydin. Ama nerede bende o şans? Nerede? Asıl bende yok o şans. Sesini kus. Sen konuşma bende bir kadın. Beni delirtme yeter artık. Bağırma bana. İyi tamam. Sus. Ya Allah Allah. Ben anlamadım şimdi. Adam vay diyor. Ya hanımlar böyle şeylerden hoşlanıyor mu ya? Sen ne diyorsun Mesut abi? Bu hastası hastası bak. Allah Allah. Yapma yapma. Yapma. Ya. Çok hoşlanıyorum çok. Yapma yapma. Acaba yapma. Bu zamana kadar ben o yüzden mi bekar kaldım? Yapma. Vallahi merak ettim deneyeceğim. Ay. Vay. İlahi Mesut Bey. Falsolu vur falsolu. Ay çok. Vay. Vallahi çok. Çok kaslısınız. Aa olay buymuş ya. Ya Mesut Bey. Ne siz bunların etkisinde kalmayın ya. Yönetici dediğin etki altında... Mesut Bey! Niye etki altında kaldınız siz şimdi orada ya? Ya yönetici dediğin etki altında kalmaz, tarafsız olur. Bakın sevgi böyle gösterilmez. Nasıl gösterilirmiş? Böyle. Evet. He. Bak tek taş, kafam kadar. Tek taş dediğin kafam kadar olur. Koca dediğin tek taş alır. Sevgi dediğin böyle gösterilir. Evlilik dediğin budur. Öyle her dakika muç 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 olmaz. Merhaba merhaba. Karşılaştın. Nasılsın derse iyi misin? O da belki. O da belki. Ama bu kadar olmaz. Usturuplu olun ya. Herkes sevgisini bizim gibi yaşasın efendim. Vallahi bana bakın. Sevginizi bizim gibi yaşamazsanız moloz döktürürüm lan sizin kapınıza. Kapattırırım lan sizi. Attırırım sizi bu apartmandan. Yok ya. Yok ya. Ulan ben dünyaya bir kere gelmişim, hayatımın kadınını bulmuşum be. Bırak bu apartmanı, beni dünyadan kovsanız bile sevdamı sizin gibi yaşamam lan. Ya salak. Öperim de severim de lan. Ne güzel dedin ya öyle. Yahu aynen öyle Bilal Bey, haklı ya. Sevenleri göndermeyelim efendim. Benim gibi yıllarca sevgisini belli edemeyip... ...yalnızlıktan ona buna bağıracağına... ...çocuklar sevgiden birbirlerine bağırıyor. Dava düşmüştür. Ah! Gülşen Hanım. Efendim, efendim. Sizin şu buzluktaki dondurma duruyor mu? Durmaz mı efendim? Duruyor tabii. Vay! Oh! Vay! 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 Gidelim. Vay! Yani şu kadar sevgi gösterisinde... ...neyi anladım biliyor musun Kudret?
Ben senden çok nefret ediyorum. Ya ben de senden tiksiniyorum gerizekalı. Hadi eve gidelim de bana biraz tencere tava fırlat hadi. Hadi yürü. Ben neyi fırlatıp fırlatmıyorum sana sormam bu arada. Boş boş konuşuyorsun beni sinirlendin. Bağırma ben sana sinirlendim. Ya bir de sizi doyuruyorsun. Ayıp be. Ya ayıp be. Bana sesini kut. Aha. Ne bunlar ya? Aa, benim sinirim bozuldu vallahi ha. Siz de terk edin be evimi. Hayret bir şey. Yürü biz de içeride bir koltuk moltuk kabartılacaksa kabartın. Ben kendime gelemem yoksa. Yürü. Ha be önden. Şurayı tut da geç. İnşallah erken ölürüm. Ne güzel konuştun Bilal öyle sen ya. Gerçekten yani. Kovarlarsa kovsunlar değil mi? He. Taşınırız ne olacak değil mi? Öyle valla. Gideriz eşyaları toplarız sonra da bir kamyon çağırırız. Ne kamyonu? Nasıl kamyon? Sen biliyor musun nasıl kamyon? Mehtap. He. Yapma. Amperli kamyon. Mehtap yapma. Bu apartmanı başınıza yıkacağım. Abi! Gel lan buraya. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.